أرورا، تعالوني الساعة إيش قدي الساعة؟ 10:11:12 الساعة سي سي تروح لانجست تروح للتشيش للتشيش تروح افتهمتي؟ صافي هناك من نوشتار تسوي معكي قمقة منكي مصة يعني Evet efendim, tekrardan merhaba. Hayır, sen akıllısın, gel buraya. Ay o kediler var ya, o kediler, ne yapayım ben onu? Dur, hayır, sen akıllısın. Akşam seni çıkartacağım sonra dur. Onlar ondan sonra şey yapar giderler, kayboluyorlar. Kayboluyorlar, kayboluyorlar, kayboluyorlar. Ay 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 maşallah ne kadar güzelsin kızım. Ay parçası gibisin. Ha akıllı dur. Kafama ağrı kulağıma öyle şey yapıyorsun. Olmaz. Bugün sana şey de vereceğim. Ödül maması. Kız Zeynep sen niye benim hakkımda böyle konuşup duruyorsun? Yok ben benden cezaevindeyken benden para istedi diye ayıp değil mi sana Zeynep? Ben öyle bir şey istedim mi senden? 2 gün kaldım orada da ankesörlü telefondan ben seni aramadım mı? Para mı istedim Zeynep senden? Ha? Öyle öyle demişsin. Vallahi Zeynep hiç yakıştıramadım yani sana. Bak demek ki söyledin ki ne kayboldun gittin. Kaç kişi geldi bana söyledi burada. Bak duydunuz değil mi? Şey gördünüz değil mi efendim? Öyle bir şey yok çünkü. Öyle bir şey yok. Cevap veremedi, yazamadı. Bir şey çıktı bak. Hemen geliyor, hemen geri kaldırıyor. Ben anlamadım. Bak hayatım şimdi az önce geldi ya. Söyledim ona. Öyle bir şey yok çünkü. Yalan söylüyor. Tabii. Başka bir şeyler söylesin bari. Ne öyle yalan konuşuyor? Bir iki kişi kalkıp bana yalan mı söyleyecek? Şey yani kaç kişi gelip burada bana yalan mı söyleyecek? Yok. Kız Zeynep, ben senden cezaevine girdiğimde belde mi alıktım? Belde mi istedim senden? Yazsana alta. Niye yazmıyorsun? Ben seni ankesörlü telefondan 3-4 defa aramadım mı canım? Aradım. Ben sana dedim mi bana para gönder diye? Taksi parasına kadar ben verdi cezaevine baktım dedi. Yalan söylüyor. Yalan. Ha burada. Yalan söylüyor. Niye yazmıyorsun Zeynep? Nerede taksi parama varana kadar sen vermişsin? Ayıp bir şey ya. Konuşuyorsun konuşuyorsun ondan sonra gelip bana söylüyorlar. Öyle bir şey olsa zaten ben inkar etmem. Artı teşekkür ederim. Ama öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. O yüzden zanaksızları az iç. Halüsinasyon görme. Beni giderken Fuat götürdü. Artı benim param vardı. Ben sabah teslim oldum. Ertesi gün akşam bırakıldım. Giderken kendi arabamla götürüldüm. Gelirken de taksiyle geldim.
Herhalde öyle oldu. Taksiyle geldim herhalde. Ama ben senden para mara istemedim. 5 kuruşun da bana geçmedi cezaevi süreci içerisinde. Yalan konuşma. Evet. Doğru. Aa, şimdi Yeliz geliyor, sen düşeceksin. Tamam. Hayır, niye buradan alttan yazmıyorsun Zeynep? Niye benim hakkımda yalan atıyorsun? Öyle bir şey yok ki, kaydederse etsin. Bana ne ya? Evet. Çünkü öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Başka zaman patır patır alttan yazar. Şu an burada dinliyor, hiç demiyor ki ne? Çünkü niye söylemişsin ki bana, kaç kişi gelip burada söylediler? Ayıp sana. Gerçekten ayıp sana. Yok, tek dişe para göndermişsin. Ulan sen tek dişe para gönderdiğinde ben burada bir kere rakı içiyordum. Akşam üzeriydi. Dedim ki bak, tek diş dedim. Tamam Zeynep para gönderdi dedim. Kırışacağız dedim. Sen kendine takım elbise alacaksın dedim. Ben dedim aşık gönderdi bana dedim. Sen hakkını düşeni ben vereceğim dedim. Tek diş bana kalktı dedi ki, hayır dedi, sen dedi rakı içiyorsun dedi. Unutur mu unutursun ben paramı şimdi istiyorum dedi. Baktım tafra yapıyor. İyi tamam dedim, hadi git taksi çağır dedim. Gidelim ATM'ye çekeyim dedim. Gittik, parayı çektik, ATM'den burada. O video kanalımda duruyor. Özellikle makaslar onu her iki hesabımda paylaşım. O zaman ne bok yiyeceksin Zeynep? Nerede vermemişim tek dişin parasını? Bir de öyle diyorsun. Onu da söylemişsin dün. Niye yazmıyorsun? Buradasın ya. Alışmışsın pusuda durmaya. Yaz de ki evet dedim de veya demedim de. Çünkü öyle bir şey yok. Yalan söylüyorsun. Herkes biliyor yok. Artı video zaten kanalda duruyor. Burada ben tek dişe verdim canlı yayında. O videoyu da kalktım kanala attım. Ne alakası var? Utanmadan bir de diyorsun ki ne? Cezaevine girdi, benden para istedi. Tövbeler olsun, bana 5 kuruş para gönderdiysen veya ben senden istediysem. Yalan konuşma. Hayır, başkalarına sinirlenip de yani bana bu şekilde iftira atamazsın. Benim sana yapmış olduklarımdan yola çıkaraktan laf söyle ki ben de şey yapayım. Evet diyeyim, doğrudur diyeyim. Ama yani bu ikisi de doğru değil, yalan. Ne tek dış olayı doğru, ne de cezaevi olayı doğru canım. Hayır. Yok, yok canım. Öyle bir şey yok diyorum. Yazsın alttan. Yazsana kız. Arkamdan gidip yayın açıp konuşma. Kimse de inanmaz sana. Videolar belli. Kanıtlı videolar belli.
Başka zaman patır patır yazıyor. Ay şimdi niye yazmıyorsun? Çünkü niye yalan söylüyorsun? Doğru değil çünkü. Yalan. Alsın. Öyle bir şey yok ki. Videolar zaten belli kız gönül. Kanalda duruyor. Tek işte bana harçlık gönderdiğinde ona takım elbise, bana harçlık. ATM'ye gittik, eve geldik. Geçtik canlı yayında. Allah'ın dedim Tekdiş. Zeynep sana dedim takım elbisesi gönderdi. Sayarak verdim. Evet, o video duruyor. Aynen Davut. Aha. Çünkü yalan yalan. Öyle bir şey yok yani. Benim Tekdiş'in hakkına düşen parayı ben burada canlı yayında verdim. Sayarak. Aldığı takım elbiselerine varana kadar gösterdik. Niye yalan atıyorsun? Başka atacak yalan mı bulamadın? Evet, başka zaman dediğin gibi emojilerle, cartlarla, curtlarla yazar daktilo gibi. Şimdi bak burada pusuda bekliyor altta. Ha. Tabii canım. Alttan desin ki evet sen cezaevindeykeni benden para istedin. Bir. İkincisi dün demiş ya Tekdiş'e parayı vermemiş. Nerede vermemişim? Zanaatlar daha patlamadı mı? O zaman iki demlik çay içmen lazım patlamaları için. Ancak öyle konuşursun veya yazarsın veya emoji atarsın. Kız bana bak Zeynep, benle uğraşma. Bana da yalan atma. Şuradan alttan yaz bakayım. Yaz Zeynep, bak ben senin hakkında akşam bir video yaparım. Kanalıma atarım. Dünya seni izler. Dinler. Ne yalancı olduğunu. O yüzden buradan o videoyu da makaslayacağım zaten benim kanalımda. Başkası benim kanalımdan video alamaz. Ama ben alırım, makaslarım o bölümü, kırparım. Her iki ne kadar hesaplarım varsa hepsinde de paylaşırım. Tek dişe verdiğim parayı, o takım elbiseyi, hepsini. Dolduruyorlar sizi. Niye aşağıdan yazmıyor? Ne doldurması canım? Kaç kişi beni dolduracak? Evet, 200'ü dedi bana. Ben de duydum. Bu da mı yalan? E şimdi tek dışı çıkartıyor, cezaevine çıkartıyor. Bakayım burada mı? Burada, burada. Burada. Zümrüt gelmek istiyorsan gel. Köpekleri çıkartıp geldiysen. Aa bak Nurcan abla ne diyor? Zeynep senden beklemezdim. Niçin yalan konuştun? 36 yaşındayım diye hiç yakışmadı sana. Öyle mi demiş? 36 yaşında mıyım demiş. Bak kız, 36 yaşındayım demişsin. O da mı yalan? Nurcan abla da mı yalan söylüyor?
Bu an gelmeden nedir? Bu kim kız? Kadını rahat bırakın, hepinize faydası olan iyi yürekli, merhametli kadın Zeynep Hanım. En az 50 yaşında dişlek. Sibel'cim, Zümrüt beni engellemiş, anlamıyorum neden. Çünkü Zümrüt niye? Zümrüt ortada dönüyor. Ortada dönüyor canım. Şeyle kötü olmak istemiyor. Bana ne? Beni ilgilendirmez ama bana yalan konuşmasın ha bu. Filiz. Ay. Bak hiçbir işaret atıyor mu? Çünkü niye? Haksız. Suçlu. Bana mı? Bana mı Davut? Ben ne yaparım? Döner tekvando kursuna gittim. Döner tekme atarım ona. Tamam, gelsin söyleyeceğim. İşte bakınız efendim, suçlu olan insan, hatalı olan insan, yalan söyleyen insan bir şey yazamaz. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Çünkü kendisi de gözüyle gördü. Nerede açtı? Ayol Fulya şu anda aktif değil ki. Yalan konuşma. Şimdi o biraz şekerleme yapıyor. Uyansa benim yayınımı görse direkt bana gelir. Nerede yalan söylüyorsun? Ben de biliyorum. Yalan söylüyor. Zeynep, bak tekrar söylüyorum. Artı kadın diyor ki sana, Yeliz, sana diyor saat müddet verdim diyor. Benim diyor o paylaşımı kaldır diyor. Yoksa diyor benim burada diyor nöbetçi paparonlar var diyor. Giderim diyor. Gider mi? Gider vallahi. Kaldır onun paylaşımını. Sana ne ya? Bir insanın kelavlığından, lalülüğünden, bunyalığından sana ne? Başka şey mi bulamadın da bunları söylüyorsun? Beni ilgilendirmez vallahi, öyle söyledi. Aklın varsa kaldır. Benim hakkımda da konuşma. Yalan yere de bana şey atma. Neyse efendim, bunu özellikle silmiyorum. Bunu özellikle silmiyorum. Çünkü alta geldi. Bana günahımı aldı. Yalan laflar söyledi. Ha, bunu da silmiyorum. Tamam mı? Zeynep. Desene beni. Sibel cezaevinden Anksürlü telefondan 4 kere aradı, konuştuk. Benden para istemedi diye. Ne taksi parası istemişim senden?
Yok, tek dişin beldesini vermemişim de. Ayol tek dişin aldığı takım elbiselere, gömleklere varana kadar göstermedik mi? Ha? Ha? Teşekkür etmedik mi? Niye yalan konuşuyorsun? Aa. Git uğraşma, kendi yayınına bak. Git çayını demle, kimseyle uğraşma. Kimin ne iş yaptığı seni ilgilendirmez. Bak. Nurcan abla ne diyor? Evet, gördük diyor takım elbiseyi. Tabii canım. Evet. O zaman demek ki sen gönderiyorsun, başa kalkıyorsun. E başa kalkacaksan o zaman baştan gönderme. Yalan konuşuyorsun. E artık neyse efendim. Ben bunu bir YouTube kanalıma yükleyeyim. Ondan sonra tekrar gelirim. Tamam mı Zeynep Hanım? Hadi bakalım. Tekrar söylüyorum sana. Ne Yeliz de uğraş, ne Fulya'yla ne bir başkasıyla. Aç kendin, konuş, çayını iç. Ne yapıyorsan yap. Uğraşma. Millete yalan yanlış iddialarda bulunma. Asılsız şeylerde bulunma. Tamam. Hadi benim söyleyeceklerim bu kadar canım. Ben 40'ta kapatıyorum. Sen 3'te kapatamazsın. Dur bakayım ne demiş birisi. Evet, gösterdiniz. Ben o videoda vardım. Sibel abla hatta bir gün sonra tek diş modilik çıkartıp Adana'ya elbisesini göstermeye gitmişti. Evet, doğru. Doğru canım. Doğru. Yani. İyi, hadi bakalım. Bunu şimdi yüklüyorum. Hadi bay bay.